CT abi olarak bugün Nevşehir'de esnaflarımıza pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşadıklarını sorduk. Gelin hep birlikte dinleyelim. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Şimdi pandemi sürecinde esnaf olaraktan, biz çiçekçi esnaf olaraktan özellikle düğün sezonu bu sene az oldu. O yüzden dolayı düğün olmadığı için işler bayağı bir zayıf geçti. Şu anda da hafta sonu dükkanlar kapalı. Gerçi çiçekçilerin servis olaraktan gönderme şeyi var da çarşıda insan olmadığı için çok fazla bir iş olmuyor. Bayağı bir etkilendik bu pandemi sürecinde. Ha, bugünümüze de şükür en azından hasta değiliz. Açıp çalışıyoruz. Yani ekonomik olaraktan etkilendik. Peki bu dönemde size destek sağlanıyor mu? Destek biz almadık, yani talepte bulunmadık da. Devlet şu son açıkladıklarında 1.000 lira falan yardım yapacağını duydum. Yani desteklik de, yani devlet hastalara bakıyor. İlaç, iğne ne gerekiyorsa yapıyor. Esnaf da ne diyeyim, Allah yardımcımız olsun ya. Tamam, devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor da ne yapabilir, daha başka ne yapacak? Yetkililere neler söylemek istersiniz? Yetkililere de yetkili olarak kimi kastediyorsunuz, mesela hükümet olarak mı? Kim olursa. Yani hükümet zaten elinden geleni yapıyor. Tüm dünya devletleri zor dönem geçiriyor şu anda. Ben açıkçası hükümetimizden memnunum. Elinden geleni yapıyor. Sağlık sistemimiz bence çoğu ülkeden çok çok iyi. Allah razı olsun. Hasta olduğun zaman en azından telefon ediyorsun, ambulansın geliyor, hastaneye götürüyorlar, tedavin yapılıyor, ilacın veriliyor. Daha ne olacak? Devlet ne yapsın daha? Ha, bizim milletimiz şunu diyor: çalışmayayım, yatayım, hiç dükkanı açmayayım. Devlet para versin. Yok, böyle bir devlet yok dünyada. Var mı? Bence yok. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Evet, şu anda ekonomi çökmüş durumda. Millette de para yok. Olmayınca da ticaret dönmüyor. Esnaflar artık sifte gitmeden kapatıyor. Ama devlet vergisinden de algısından da vazgeçmiyor yani. Onun için esnaf şaşkın. Büyük AVM'lere yardım çok. Ama küçük esnafı yok hükmünde sayıyorlar. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık yani. Bilemiyorum. Nasıl olacak, sonu neye varır Allah bilir. Peki bu dönemde size ne tür destekler veriliyor? Vallahi biz hiçbir destek görmedik. Büyüklere var, AVM'lere var, küçük esnafın hiçbirine yok. Hangisine yaptılarsa televizyonda katrilyonlardan bahsediyor, trilyonlardan bahsediyor yardım yapılanı. O yardımı biz görmüyoruz. Yani bize niye ulaşmıyor onu da bilemiyor. Ya adamı olan alıyor ya da bilemiyor yani, biz görmedik yani. Eğer ki verdik diyen varsa adımızı, soyadımızı bilelim, iş yerimizi bilelim. Gelsinler desinler ki size de 10 lira yardım ettik. Niye inkar ediyorsunuz desinler yani. Yok yani, öyle bir şey yok. Peki yetkililere neler söylemek istersiniz? Vallahi yetkililere söyleyecek söz çok da yapan kimse yok yani. Yani söz veren de çok ama icraat zengine. Ben yetkililerden tek istediğim şu olabilir. Ne kadar gariban varsa, madem ki yardım etmiyorlar, madem ki garibanı insandan saymıyorlar, atsın bir çukur, dozerle de üzerimizi kapatsın, biz de kurtulalım, onlar da kurtulsun. Yani başka yok yani. Ölümü arıyor, öyle mi yok? İntihar etmeye düşünüyor, Allah'tan korkuyor. Ne yapalım? Devlet de yanımızda değil. Yani ne yapalım kızım? Atsın bir çukur, bizim üstümüzü kapatsın. Ben gönüllü yatarım yani. Kepçeyle de kapatsın, biz de kurtulalım, o da kurtulsun. Yok yani, böyle bir dünya yok yani. Garibanın yok sayıldığı bir ülke yok yani. Ama trilyonlardan, katrilyonlardan bahsediyorlar yani. Sıkınca yok yani. Anlatıyorlar da, rakamlar da güzel. Ama icraata gelince kime gittiğini bilmiyoruz. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Pandemi sürecinde mesela insanların ekonomi açısından düşüşe geçti. Mesela işten çıkartılmalar olsun, efendime söyleyeyim esnaflar olsun. Bütün esnaflar işlerinde düşüşlük olduğu için haliyle bizden meyve, sebze gibi buna benzer şeyler de alma durumu güçleşti. Bunların durumu güçleştiği için de tabii bizim de işimize yansıdı bu. Peki bu süreçte sizlere ne tür destekler veriliyor?
Bu süreçte herhangi bir destek görmedik. Biz bu süreçte şöyle bir destek gördük. Sadece bu pandemi döneminde bu 1.000 lira olayı vardı işte. 1.000 lira yatırıyorlardı postane aracılığıyla. Ondan aldık işte iki sefer. Öyle bir destek gördük. Başka bir desteği, o da zaten hani esnaf ve salatkarlar odası ya da bir, ne bileyim, o şekilde bir destek değildi. O zaten hükümetin kendi yaptığı bir destekti. O şekilde bir destek gördük. Başka bir destek görmedik. Peki son dönemde size herhangi bir destek sağlanıyor mu? Yok, hayır, şu anda bir destek sağlanmıyor bize. Bu kira yardımıyla bu 1.000 lira, efendime söyleyeyim, bu pandemiyle alakalı şey varmış. O da basit usul esnaflar olduğu için biz yararlanamıyoruz. Biz işletme diye geçiyoruz. Biz yararlanamıyoruz bundan. Yani bizlik hiçbir şey yok. Yani şu anda gerçekten durumda bayağı kritik. Bir de özellikle hangi kanal? CT Haber. Can Taşkın. Evet. Şöyle bir röportaj yapmak istiyorum. En çok sinirlendiğim mevzu, öyle söyleyeyim size. Ya biz pandemi dolayısıyla cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var. Doğru mu? Evet. Bu tüm Türkiye'de var. Doğru bir karar mı? Doğru bir karar. Eyvallah. Ama pazar, cumartesi pazar sokağa çıkma yasağının ne için geldi bu ülkeye? İnsanlar yani toplu alanlardan uzak dursun. Sosyal mesafeye uyulsun diye yapıldı. Doğru mu bu? Peki madem böyle bir yasak geldi. Ben buradan özellikle Selim Başkan'a sesleniyorum. Özellikle Selim Başkan'a, Pazarcılar Odası Başkanı'na sesleniyorum. Madem öyle bir şey var, neden pazarları hem pazartesi hem salı günü kuruluyor? Madem ki insanlara birbirinden uzak tutmaya çalışıyorsunuz, pazarı kapatmışsınız, cumartesi de kapatmışsınız. Pazar ve pazartesi neden pazar kuruluyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bunu anlamak istiyorum. Tamam, senin pazarcı esnafın manav esnafından fazla olabilir. Çoğunluğun dediği olabilir. Eyvallah, ona da katılıyorum. Ama bu yasakların genel anlamı insanları birbirinden uzak tutmak. Sosyal mesafe. Tekrar kalabalık ortamı bir daha niye yaratıyorsunuz? Manavcının canı yok mu? Bizim canımızı çıkarttınız ya. Yazıktır, günahtır. Bizim de evladımız var. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Ayıp değil mi bu? Bu düpedüz kimse bununla ilgilenen, ben o ya da bu ya da şu demiyorum. Kimse bununla ilgilenen ayıptır, yazıktır, günahtır, terbiyesizliktir. Bizim de canımız var. Biz de insanız. Bak battım ben, bittim ya. Şuna bakın ya, satışa bakın Allah'ınızı severseniz. Para burada, kamera görüyor mu kardeşim? Bu benim günlük satışım ya, 340 lira ayıptır ya. Benim günlük kiram burada zaten 50 lira. 50 lirada yiyorum 100 lira. Bu 340 lira benim cirom. Kârım değil bakın. Kâr ayrı bir şey. Ciro ayrı bir şey. Ben ne yapacağım böyle? Ne olacak? Bizim solumuz ne olacak? Pazarcı esnafını kayırıyorsunuz. Pazarcı esnafı. Biz de esnaflar odasına kayıtlıyız. Yazık, günah değil mi bize? Biz insan değil miyiz? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah kendiler de duyar. Yani duysunlar için söylüyorum. Ha, gene bir şey yapmazlar. Gene ezilen biz oluruz da. İnşallah duyarlar da, ne bileyim, bir çare düşünürler yani buna. Yazıktır ya, gerçekten yazıktır. Bak gerçekten pandemi sürecinde insanlar zaten zor durumda. Zaten insanların alım gücü düşmüş. Alım gücü yok insanlarda. Örnek veriyorum. Nevşehir'de misal veriyorum. 21, yani bu şey olarak söylemiyorum. Misal olarak söylüyorum. Tahmini olarak konuşuyorum. 20 bin çalışan varsa bu 15 bine düştü. Niye? Çoğu kişi işçi çıkartmak zorunda kaldı. Bütün herkes aynı yani. Zor durumda şu anda. Çalışan sayısı düştü. Adam ne yaptı? Örnek veriyorum. Şuradan giderken, işten gelirken geliyordu. Şuradan 2 kilo elma ile 2 kilo mandalina alayım götüreyim diyordu. Bu sayı düştü. Bize de düştü. Herkese düştü yani. Zaten zor durumdayız. İnsanların işini niye zorlaştırıyorsunuz? Benim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Doğru mu? Dükkan açtığım günler. Cumartesi, pazar da açıyorum da zaten sokakta kimse olmadığı için iş de olmuyor zaten. Zaten 5 günümü bırakmışsın benim. 2 günümü de pazardan almışsın. Ne kaldı? 3 gün. Çarşamba günde insanlar pazardan çıkıyor. Zaten ihtiyacı olmuyor. O da gitti. Bir perşembeyle bir cumam var. Bir perşembeyle bir cuma insanın karnı doyar mı ya? Haftada 7 gün var. Sen benim 2 günümü bırakmışsın. Bu nasıl olacak böyle? Bir şey söylediğim zaman da gene böyle bu şekilde Can Taşkın'ın gene bir kanalla röportaj yapmıştım. Gene bir şey olduğunda gene geldiler ya, niye sert konuşuyorsun, niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor. Ama hak ediyorsunuz.
Kimse bununla uğraşan yetkilinin kendisine sesleniyorum. Kimse bunlara izin veren. Biraz da bizi düşünün. Bir hafta yapıyorsanız en azından bir hafta yapmayın da biz de karnımızı doyuralım. Bizi iyice açıkta bırakmayın. Biz de Allah kuluyuz, biz de sizin üyeniz. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşıyorsun? Say say bitmez ki. İşsizlik, güçsüzlük, piyasa, memleket, her şey birbirine girdi. Sabahtan beri aktığımız döner %60 düştü, bir %60 daha düştü. İnsanlarda para mı yok, harcama mı yok, yoksa korku mu çok diyeceğim, millet çarşıda pazarda. Esnaf duman, insan kendi sosyal hayatından birinden dahi ödün vermiyor. Yeme, içme, kılık, kıyafet, araba hepsi lüksüne düşkün ama olan hep küçükleri oluyor. Büyüklere çok bir şey olmuyor. Yani büyük olan zaten açtı gitti, küçük olan zaten batıp gidiyor. Orta halliler ne oldu belli değil. Peki bu dönemde size destekler sağlanıyor mu? Karşılıksız hiçbir destek yok. Çok küçük bir meblağlarda bir krediler onaylandı. Onlar da zaten ödemeye başlayacağız. Onların da günü geldi. Onlar nasıl ödenecek? Yani yapılandırma oldu, taksitlendirme. Kredi veriliyor, taksitlendirme. Vergiler geliyor, taksitlendirme. Bağkur sigorta desen ona kezare. Dükkan kirası birikiyor, verdikleri 300 lira 500 lira da onunla verirlerse. Yani hiç kimse çıkıp da demesin ki biz karşılıksız şunu yaptık demez. Yok, karşılıksız hiçbir şey yok. Yapıyor mu? Benim bağkurumu siliyor mu? 6 aylık vergimi siliyor mu? Dükkan kiramın yarısını ödüyor mu? Diyeyim ki ben bana destek oldu diyeyim. Hiçbiri yok. Yani alanlar varsa da büyük balıklar, tabiri caizse zengin olanlar. Onlar da zaten bizde yok. Yani kimse çıkıp da demesin küçük esnafa destek olduk demesin. Hepsi karşılıklı. Karşılıksız hiçbir şey yok. Karşılıklı tek bir şey var. Bizim emeğimiz gidiyor. Ömrümüz gidiyor. Hayatımız gidiyor. Bunun karşılığı yok bir tek. Diğer taraf bütün finansmanların Bağkur'u yapılandırdım. SSK'yı yapılandırdım. Maliye'yi yapılandırdım. Dükkan kirasını dükkan sahibine yapılandırdım. Geriye ne kalıyor? Nerede bu destek? Verdiler kredi 15-20 bin lira. Şimdi geri ödemeye başladım 1000 bin. Yani karşılıksız hiçbir şey yok. Bunlarla çok bir çözüm mü? Değil. Çözüm de yok. Diyorlarsa bize, arkadaş Bağkur'unu biz 6 aydır, 9 aydır, 10 aydır, tamam bunun %50'sini biz ödeyelim, vergilerini almayalım, SSK'nı biz ödeyelim diyorlarsa tamam eyvallah. Karşılıksız bir şekilde ama. Ama karşılık çıktıktan sonra bankaya var. Ne oluyor? Biri 20 bin liraya, 23 bin liraya, biri 20 bine, 25 bin liraya. Arada çok değişen yok ya. Sonra esnafın yanındayız diye muhabbetler dönüyor. Yani ben siyasi anlamda konuşmuyorum bunu. Genel anlamda konuşuyorum. Hepsi bu. Peki yetkililere neler söylemek istersiniz? Yetkililer her şeyin neyin ne olduğunu senden benden daha iyi biliyor. Bir şey söylemeye gerek yok. Söyleyecek çok bir şey yok yani. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor zaten. Başka bir şey söylemeye de gerek yok zaten. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Ya şimdi ödeme sıkıntılar yaşıyoruz ister istemez. Ya daha öncesinde mesela hiçbir sıkıntımız yoktu. Bir de devlet desteğini tam alamıyoruz. Yani her kuruma vurdu, bizim gibi bazı sektörlere vurmadı. Onun dışında da farklı bir olay yok zaten. Peki bu süreçte sizin için daha sağlanan hiçbir destek yok mu? Ya şey vardı sadece, devlet üzerinden başvurduğumuz bir 1000 lira desteği falan vardı. Ondan da yararlanamadık biz zaten. Onun dışında zaten hiçbir destek almadık. Peki esnaflar olarak yetkililere neler söylemek istersiniz? Ya sonuçta şimdi şöyle, pandemiden önce işlerimiz güzeldi tabii. Hani şu anda da kendi başımıza yani işlerimiz yine yerinde, yolu. Ama şöyle bir problem var. Ayak müşterimiz yok zaten. Nüfus olarak da zaten eksiyiz. Bir de alım gücü yok. Yani tüketim gıda üzerine ama onun dışında bir tüketimimiz yok tabii. Yani giyim sektörüne fazla bir önem verilmiyor şu dönemde. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Vallahi yani kirayı ödemekte güçlük çekiyoruz. Yani esnaf, yani açılış, kapanış saatleri çok sıkıntılı. Zaten her yere ruhsat verdiler büyük marketlere. Kurumsal marketler A101 bin bitirdi zaten her yeri. Yani her yerde varlar. Köylerde, mahalle arasında, çıkma sokakta bile bunlar var artık. Yani küçük esnaf bitti. İnsanların önceden yani ihtiyaçlarını görürdü. Aylığı yetişmez, gelir veresiye alırdı küçük esnaftan. Şimdi küçük esnaftan insanların tek aldığı sigarayı veresiye alıyor. Geri kalanlarını bir A101'e gidiyor. Esnaf bitik durumda yani. Bu millet ne yapsın? Yani kimseden bir destek görmüyor. Peki bu süreçte size hiç destek sağlanmıyor mu? Vallahi şu anda bir destek görmedik. Yani bir devletimiz bir 1000 lira, bir 500 lira bir yardım şeyi çıkarttı. Ona da başvurduk, bir dönüş olmadı. Muhtemelen kabul edilmeyecek yani. Öyle diyorlar çünkü, bilmiyoruz. Bakacağız yani, şu anda hiçbir, bu zamana kadar devletten hiçbir destek görmedik. Sadece bir Halkbank'tan dediler 25 milyar kredi, bir de kredi kartı dediler. İyi de onu veriyorsun da onun ödemesi geliyor geri. Onu yine esnaf ödeyecek, sen hibe etmiyorsun ki. Ben bunu anlayabilmiş değilim yani. Onu geri esnaf ödeyecek. İşler açılmadı.
pandemiden dolayı nasıl ödeyecek bu esnaf bunu? Nereye gitti o kadar vergiler, o kadar paralar alındı? Hiçbirisi yok ortada. Peki yetkililere neler söylemek istersiniz? Vallahi yerel esnaf kan çekiyor yani, bitti yani. Hani can çekişiyor. Yani bir şekilde bu esnafa devletimizin, yani özellikle de belediyenin artık şu A101'e bime her yere ruhsat vermemesi lazım. Yani bunların bir önüne geçmesi lazım. Yoksa küçük esnaf, bakkallar bitecek yani. Hani bakkallar bittikten sonra zaten vatandaş bitmiş demektir. Çünkü sıkıştıklarında gidip de A101'den BİM'den kimse veresiye isteyemez. Gelecek mahalle esnafına. E mahalle esnafı da kepenk kapatıp iflas edip gittiği için mahalle esnafı da kalmayacak. Ondan sonra insanların Allah yardımcısı olsun yani. Şu anda hiçbir destek, kimse hiçbir vatandaş almıyor yani, hiçbir destek yok. Bu açık ve net, her şey ortada yani. Pandemi sürecinde esnaflar olarak ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Esnaflar olarak müşterinin yoksulluğundan, maddi durumdan, dükkan kirasından, bağkur sıkıntısından, yani esnafın en çok zor durumda düştüğü hal oldu. Ve küçük esnafın en çok sıkıntıda düştüğü hal oldu. Ve devletin de buna çok aman aman bir destek olmadığı için, artının bunun haricinde bağkurumuzu ödüyoruz. Devlet herhangi bir destek veriyor, 500 lira dükkan kirası gibi, ama biz 1,5 milyar lira bağkur parası yatırıyoruz. O yüzden sağ olsun devlet elinden geleni yapıyor bizim için. Peki bu verilen destekler nasıl oluyor, nasıl sağlanıyor ve yeterli buluyor musun? Vallahi şu andaki yeterli bulmaktan herhangi bir şikayetimiz şöyle bir şey var. Zaten hani gelir desteği olarak 500 lira bir kira desteği oluyor. Biz zaten normalde aylık bağkur ödüyoruz zaten 1000 lira. Yani şu andaki devletin yaptığı hiçbir şey değil. Sadece ha, esnaflara işte ne diyeyim size, işte elinden artığından bir şeyler verebilmek gibi bir şey. Peki buradan yetkililere neler söylemek istersiniz? Vallahi şu andaki küçük esnafın halinin zor olduğunu, durumunun gerçekten kötü olduğunu, esnafların çoğunun siftahsız iş yeri kapatıp gittiğini ve insanların mağdur olduğunu, evine ekmek götüremeyecek hale geldiğini ve bunda en çok küçük esnaflar yaşadığını. Büyük esnafa göre bir şey yok. O zaten durum iyi olan insan olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama küçük esnaf her zaman sıkıntıda.